Günaydın. Bugün 23 Mayıs Perşembe, saatlerimiz 9.30'a yaklaşıyor. Geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne başladık. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'la birlikte bu sabah ekonomist Mustafa Aşkın'ı konuk ediyoruz. Mustafa hoş geldin. Merhaba, günaydın. Gündemimizde yine önemli gelişmeler var. Bir kere doları izliyoruz. Amerika ile ilişkileri ilişkin endişelerin artması doların da yönünü yukarı çevirmesine yol açtı. 6.10'un üzeri test ediliyor. TL'nin negatif ayrıştığı görülüyor. Borsa ile ilgili özellikle gördüğü son zirveye göre %20 düştüğü, bu nedenle ayı piyasasına girdiği yorumları var. Teknik bir hareket. Bunun ne olduğunu da birazdan ayrıntılı konuşacağız. YSK gerekçeli kararını açıkladı. Amerikan Kongresi'nde Türkiye ile ilgili bir tasarının geçtiği ve bunun yansımaları bu sabah izleniyor. Dün Fed tutanakları açıklandı. Fed sabırlı olmayı sürdürecek. Faiz değişikliği konusunda şu anda yeni bir sinyal verilmedi. Ve bugün Avrupa Parlamentosu'nda seçimler başlıyor. Türkiye açısından hani önemi ne olur diye soracak olursanız aslında hani sağcı partiler ön planda olursa Türkiye ile ilgili olumsuz kararların önümüzdeki dönemde Avrupa'dan çıkma ihtimali artabilir. O nedenle seçimleri biz de yakından izliyoruz. Böyle bir gündemi izleyerek güne başladık. Bir yorum alarak devam edelim. Buyurun. Evet, piyasaları toptan baktığımızda pek iç açıcı değil Türk varlıklar açısından baktığımızda. Borsadan tahvile ve yerel paranın biriminin değer kaybettiğini gördüğümüz bir dönem yaşıyoruz ama biraz hızlı ve sert olan bir dönem bu. Ekonomideki toparlanma ile birlikte toparlanma emarelerinden önce bu piyasalarında kendine geleceği kanaatindeyim ama bu aşamaya gelinceye kadar ne yazık ki Türk varlıklarında bir parça daha değer kaybını da yaşayabiliriz. Bayağı bir başlık var. Yani Avrupa'daki parlamento seçimleri de önemli. Yani milliyetçilik sadece Türkiye açısından değil. Yani dünya savaşlarına bak, Avrupa'nın da kendi içinde hep böyle ayrılıkçılıkları beraberinde getirebilecek bir olay. Herkes kendi içine kapandığında bu Euro'nun da Avrupa'nın da geleceğini sorgulatacak bir gelişme olacak. Yani dünyada bazı dengeler ciddi anlamda değişiyor. Bizim açımızdan da çok ciddi özellikleri var. Yani bir taraftan ABD dolu kendisine savaşta cephe açıyor. Çin'den tut İran'a, Avrupa'ya da diyor ki sen de bekle diyor öbür taraftan. Meksika ile ilgili daha dün açıklaması vardı. Yani mesela Huawei meselesi apayrı bir mesele. Bak milliyetçilik falan diyoruz işte. Yani uluslararası kurumlara diyor ki, biz uluslararası diyoruz ama demek tamamen Amerikan menşeili, almayacaksın diyor. Onlar da tamam almayacağız diyor. Yani herkes milliyetçiliğe dönündüğünde, kapandığında bu küresel ticareti de ciddi anlamda negatif etkileyecek bir şey. Bu arada Huawei bir açıklama yapmış. Sonbahara kadar kendi işletim sistemimizi biz hazır etmiş olacağız diyorlar. Yani Amerika'nın o yazılımlarına muhtaç değiliz açıklaması ama, geldi. Ama yani o pazarı sen şimdi kapattıktan sonra ABD Güney Kore'ye diyor ki sen de diyor Huawei ürünlerini almayacaksın. Yani bütün pazarları ABD elinden geldiği kadar kapattıktan sonra kendi yazılımı da olsa orada satamayacak. Her neyse. Yani demek istediğim ciddi oyun planlarının bozulduğu sancılı bir döneme giriyor dünya sürekli. Yani Türkiye açısından da şimdi S-400'lerden bahsediyoruz. Türkiye'nin arada kaldığı iki ülke ABD ile Rusya. Yani Rusya bizim adımıza açıklama yapabiliyor yani. Diyor ki işte S-400'lerin iptal olması söz konusu değil, Türkiye alacak falan diyor. Biz Suriye'de de bunlarla bile, üç ülkeyle de hem ortak taraflarımız var, karşı karşıya kaldığımız taraflar var. Tamam, ikisi dünyanın en büyük stratejik güçlerinden bir tanesi. Yani Türkiye bölgesel ama o da oyuncu bir güç. Yani onlara göreceli olarak şey olsa da Türkiye de güçlü bir ülke yani. Demek istediğim şu ki gerçekten dengelerin tekrar oturacağı, taşların böyle ciddi anlamda oturacağı günler geliyor gibi. Bu günlerde işte maalesef sancılı oluyor. Biz de kendi özelimizle beraber bu sancıyı çekiyoruz şu anda. Gündeme baktığımızda hani bugün yine veriler var. Mesela Avrupa'da PMI verileri gelecek, Avrupa Parlamento seçimleri dışında. 4 Fed başkanı konuşacak. Sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, Almanya'da büyüme, Amerika'da yeni konut satışları bugün izleyeceğimiz veriler arasında. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir duyurusu var. Bugün saat 13.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın bir programı var. İvme finansman paketi diye bir duyuru geçildi. Onu da bir not olarak aktarmış olalım. Yani bugün İstanbul'da da bazı açıklamalar gelebilir ekonomi gündemine ilişkin. Bu arada gündemi aktaracağız ama soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Onu hatırlatalım.
Siyaset tabii izlediğimiz öncelikli başlık. Yüksek Seçim Kurulu günlerdir beklenen gerekçeli kararını açıkladı. Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyesine yönelik görevlendirmeye ana iptal gerekçesi saydı. Kurul sayım döküm cetvellerinin imzasız ve mühürsüz olmasıyla kısıtlı seçmenin oy kullanmasını da gerekçeler arasında gösterdi. Bu arada bunun ayrıntılarını hep haberlerimizde aktarıyoruz. Bir önemli not daha, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Amerika'nın S-400 konusunda Türkiye'ye süre verdiği iddiasını yalanladı. Kıran, Türkiye'ye Haziran'ın başına kadar süre tanındığı iddialarına ilişkin bize resmi olarak böyle bir şeyin intikal etmesi söz konusu değil açıklaması yaptı. ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımını iptal etmesi çağrısını yineledi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, S-400'ler alınırsa Türkiye'yi F-35 programından çıkarılması çağrısı yapan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarıda Türkiye'ye S-400 silah sistemi alımını iptal etmesi çağrısı yapılıyor. Türkiye'nin S-400 sistemi almasının Amerika ve NATO müttefiklerinin güvenliğine ve Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verdiğini ve bu alımın Türkiye'nin F-35 savaş uçakları satılması planıyla uyumsuz olduğu belirtiliyor. Tasarıda Türkiye S-400 füze savunma sistemini satın almazsa Amerika'nın Türkiye'ye Patriot sistemlerini satma teklifine destek veriliyor. Tasarının bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Karara Türkiye'nin tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığının gözlemlendiğini belirtti. Aksoy, karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur dedi. Ayrıca Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik attığı adımların gerisinde haklı nedenler göz ardı edilerek alınan bu tür kararlar müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmamaktır ifadesi yer aldı. FED tutanakları açıklandı. 30 Nisan 1 Mayıs toplantısına ilişkin tutanaklar bunlar. FED üyeleri faizler konusunda sabırlı olunacağı görüşünü tekrarlıyor. Üyelerin çoğunluğu Başkan Powell'ın enflasyonda son dönemde görülen düşüşün muhtemelen geçici olduğu yönündeki görüşünü paylaştı. Bazı FED üyeleri küresel ekonomi, Brexit ve ticaret görüşmeleri konusundaki risklerin ve belirsizliklerin ılımlı olduğunu belirtti. FED bir sonraki faiz toplantısını 18-19 Haziran'da gerçekleştirecek. Onu da bir not olarak aktaralım. Gözler Avrupa'da dedik. Avrupa Birliği'nde parlamento seçimleri başlıyor. 28 ülkede Avrupa Birliği vatandaşları oy kullanacak. İlk sonuçlarda 26 Mayıs akşamı Türkiye saatiyle 21'den itibaren açıklanacak. Avrupa Parlamentosu'nda 751 sandalye var ve görevleri arasında AB Konseyi ile birlikte AB yasalarını hazırlamak, AB bütçesini onaylamak ve AB yürütme organını yani Avrupa Komisyonu'nu kontrol etmek bulunuyor. Bu arada İngiltere Haziran ayındaki dördüncü oylamaya geri sayarken The Times gazetesi Başbakan Theresa May'in yarın istifa edebileceğini duyurdu. Yani Avrupa'daki bu gelişmeleri de izlemeyi sürdürüyoruz. Şimdi piyasalara da bakacağız. Bir kere S-400 konusundaki gelişmeler piyasalarda yakından izleniyor. Dolar 6.13 liranın, Euro'da 6.85'in üzerini gördü. Şu anda 6.12.40'larda dolar TL, Euro Türk Lirası 6.86'dan geçiyor. Borsada gün boyu satıcılı bir seyir vardı. 83 bin puanla 2,5 yılın en düşük seviyesi görüldü. Endeksteki gerileme %1,92'yi buldu. Küresel çapta da Amerika ile Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle borsaların düştüğünü gördük. ABD borsaları %0,3 değer kaybetti. Asya'da bu sabah %1'e yakın düşüşler var. Petrol 71 doların altında. Ons altın 1269-1278 dolar aralığında işlem görürken içeride gram altın bu sabah 251,5 lira, çeyrek altın 412, yarım altın 822, tam altın da 1643 liradan yeni güne başladı. Şimdi piyasalarda TL varlıklarda bir negatif ayrışma var diyoruz. Bu özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra başladı. O nedenle bir Nisan-Mayıs performanslarına bakarsak zaten dolardaki yükseliş görülüyor. %14,8'lik yükselişle dolar başı çekiyor. Euro %12,6 yükselmiş son 2 ayda. Altın %11,4 prim yapmış. Borsamızda yine Mart sonundan itibaren %20 düşmüş. Bu arada tahvil faizlerinde de aşağı yukarı 5 puanlık bir artış olmuş. Ne diyorsunuz? Görüntü esasında Türkiye ile ilgili şuna dikkati çekiyor esasında. Ülke risk priminin artmasına bağlı olarak Türk varlıklarında yaşanan erozyonu gösteriyor. İşte CDS'lere baktığımızda yine 500 lira yakın bir CDS primi var ki bu Türkçe şöyle ifade edebiliriz. 100 dolarlık bir borcu gidip almaya kalktığınızda 5 dolar sizden bunun için ekstra sigorta primi istiyorlar. Artı bir de ödeyeceğiniz faiz var. Dolayısıyla
Türk varlıklarındaki en büyük baskılayıcı unsur az önce ifade ettiğiniz hem iç hem dış ekonomik siyasi gelişmelerin risk anlamında birden fiyatlanması. Tabii bu arada dünya ticaret savaşlarının olumsuz etkisi, Türkiye'ye gelen para miktarının, sıcak paranın bir miktar azalmış olması ve buna bağlı tüm risklerin fiyatlandığı bir dönemi yaşıyoruz. İşte her türlü haber akımına karşı Türk varlıkları hassas. İşte bu S-400 meselesi bir anda gündeme geldi dün yurt dışı kaynaklı bir haberle. Ardından işte dövizde yaşanan çıkış, ardından da borsadaki düşüş birbirini tetikler vaziyete geldi. Dolayısıyla biz özellikle sistemik risklerimizi düşürebildiğimiz ölçüde, Türkiye'de kontrol edebildiğimiz sistemik riskleri düşürebildiğimiz ölçüde hem Türk varlıklarının daha iyi konuma geldiğini hem de ekonominin giderek daha iyi duruma gidebileceğini idare etmemiz gerekiyor. İçeride enflasyon ve buna bağlı süreci kontrol etmemiz bile ilk aşamada risk priminin düşürülmesi adına son derece olumlu olacaktır. Ardından bankacılık ve kredi sistemine bakmamız gerekecek gibi görünüyor. Dolayısıyla her şey birbiriyle alakalı. Hem iç hem dış yapılması gereken şeyler var. Bizim yaptığımız, yapabileceğimiz şeyler var. Bizim ne yazık ki tabi olabileceğimiz şeyler var. Onlara karşı da önlem almak gerekiyor. Yani ilk iki aydaki tablodan bambaşka bir tabloya geçildi aslında. Bu yatırım araçlarını yılın başında paylaştığımızda mesela borsa yükselişte başı çekiyordu, ilk sıradaydı. Şu anda %20 ekside. Yani havanın çok kısa sürede değiştiğini gördük aslında. Öyle oluyor. Türkiye'de hep öyle. Yani ben kendim bildim bileli hava bizde çok hızlı değişir. Yani iyimsere de kötümsere de topyekun gideriz. Yani bir kötü konuşuyorsak herkes, iyi konuşuyorsak herkes iyi konuşmaya başlıyor. Bu hayal kırıklığının resmi, grafik geldi mi? Ekranı borsa bilmiyorum. Grafiğini de bir verelim. Yani çünkü Ocak başı, yani yılbaşı ile beraber endeks bir ayda bak %21 yükseliyor Ocak ayında. Çok yüksek. Yani orada da hani aynı gündem başlıkları var ama hani daha çok zamana yayılmış. İşte gene biz bu S-400'ler falan, borçlanma bilmem de, bunların hepsi konuşulduğu şey dönemlerdi. Ama ondan sonra bir bekleyiş süreci, hani seçim var çünkü engel ya. Orada öyle biz Mart'a kadar şey yapmışız, beklemişiz. Ondan sonra seçimden hemen sonra da birkaç gün yükseliyor. Ama tekrar bir seçim belirsizliği yaşandıktan sonra orada piyasanın işte bir hayal kırıklığıyla %21 değer kaybı yaşanıyor. Şimdi aslında yani biraz evvel de Mustafa Aşkın'da konuşurken gerçekten burada herkese düşen bir görev var. Yani yönetim tarafına da insanlara da, yani burada piyasanın, serbest piyasa Türkiye yıllarca uygulamıştı, uyguluyor. Uygulamaya da devam edecek. Ama yani buna halel getirecek böyle herhangi bir uygulama yapmamak lazım. Biz geçen işte yayın öncesinde de şimdi Mustafa Aşkın'da mesela BDDK'nın en son kararını konuştuk yani. BDDK'nın kararı aldıktan sonra yani döviz almayı engelliyorsan toplamda 60 milyon hiçbir şey değil. Ama işte yarattığı etki var ya, döviz alımlarıyla ilgili böyle bir şey yapıldı diye insanlarda daha fazla böyle bir korkuya neden oluyorsun yani. Halbuki o günden sonra, o karardan sonra dolar yükseldi mi? Yükseldi. Bak bugün 6-13, yani bir işe yaramamış o anlamda o alınan karar. Böyle kararlardan bir uzak durmak lazım. Yani piyasayı biraz serbest bırakmak lazım. Çünkü serbest piyasa, insanlar bundan dolayı da çok fazla senaryo yazıyor. Ama insanlar da yani serbest piyasa diye de ben yani bir bu taraf yapması gerekeni yapmalı. Ürkütmeyecek, serbest piyasa rahat bırakılsın. Mevduat faizde rahat olsun, o da bu da rahat olsun, gitsin. Ama öbür tarafta insanlarda da böyle duymak istediği veya olmasını istediği senaryolar falan ortaya atmasın. Yani o kadar böyle, şimdi serbest piyasanın da yasakları vardır. Bu dünyada da böyledir. Yani senin yarattığın, servis ettiğin herhangi bir söylenti suç teşkil ediyor. Türkiye'de de ediyor, bu dünyanın her yerinde de ediyor. Yani bu tür senaryolara da çok fazla böyle insanların süzgecinden geçirip duyup bir tarafa bunu yorumlaması lazım. Yani insan inanılmaz derecede farklı, akıl alamayacağı senaryolar da ortada dolaşıyor. Yani herkes sonuçta, bu ülke herkesin ülkesi, herkesin bir sorumluluğu var. Herkes bunu yaptığında biz gerçekten yarın çok daha farklı şeyleri konuşuyor olabiliriz Türkiye'de. Yani bu konuları geçeriz. Bu grafikle falan uğraşmayız. Yani endeks ne olmuş dediğini atarsın. Türkiye çünkü geçmişe baktığında neleri atlattı. Yani 70 sente muhtaçlıktan, hadi çok yeni örnekler vereyim. 15 Temmuz'dan sonra darbe oluyor. Darbe olduktan sonra sen pazartesi günü piyasana açılabiliyor. Ya böyle bir serbest piyasa var ve TL en fazla %3 değer kaybediyor öyle bir günde. Bunlar da geçecektir. Yeter ki herkes sorumlu davransın yani böyle bir dönemde.
Bu arada bugün gazetelere de yansıyan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin açıklamaları var. Dünya Gazetesi'nden haberi görüyoruz. Serbest piyasa bolluk berekettir diyor. Serbest piyasa ekonomisinin bütün dinamiklerine sonuna kadar bağlı kalınması gerektiğini belirterek serbest piyasa bolluk bereket demektir. Kontrol darlık, bereketsizlik demektir, kısıt demektir diyor. Gaziantep Sanayi Odası'nın Mayıs ayı meclis toplantısında bu açıklamaları yapmış. Kısa dönemlerde arzu etmediğimiz sonuçları hemen vermiyor diye biraz meşakkatli olabilecek bu yoldan vazgeçmemeliyiz demiş. Bazen daha farklı uygulamaların kısa sürede sonuç verebilir olması pratik gelebilir ama kalıcı olamaz. Daha kötüsü tahrip edici olur şeklinde bir ifadesi var. Sayın Bali haklı bence de. Gökay da az önce ifade etmeye çalıştı. Biz bütün menfaat sahipleri, paydaşlar olarak, Türkiye'deki paydaşlar olarak, bireyler, kurumlar, devlet, ekonomi yönetimi, şirketler olarak daha sorumlu davranmalıyız ama diğer yandan da serbest piyasa ekonomisine zaman zaman edilmesi gereken müdahaleleri iyi anlatmalıyız. Bizim diğer bir sorunumuz özellikle hükümetin veya yetkili organların bu işi yaparken iletişim konusunda yaşadığı sıkıntılar. Ben bunu yıllar önce Merkez Bankası için de söyledim. Bugün işte farklı kurumlar için de söylüyoruz. Bunu biraz daha iyi anlatmamız gerekiyor. Bir parça daha uzun vadeli işlere odaklanmamız lazım. Günü kurtaracak şeylere değil, daha orta vadeli programlara ihtiyacımız var. Bu güveni tesis edersek otomatik olarak serbest piyasa mekanizmasının oluşturduğu denge sistemi çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Yüksel Bey bir soru göndermiş. Borsanın ayı piyasasına girmesi ne anlama geliyor, ne kadar sürer demiş. Belki grafiği tekrar bir alabiliriz. En son gördüğü zirve 19 Mart'ta 105.929 seviyesi. Son zirvesinden %20 düşüyorsa teknik olarak ayı piyasası diye değerlendiriliyor. Yani bir teknik terim herhalde değil mi? Sizden de birer yorum alabiliriz bu konuyla ilgili. Ne anlama geliyor ve ne kadar sürer demiş izleyicimiz. Esasında ayı piyasaları teknik olarak işte zirveye göre %20 düşüşte nitelendirilen bir uygulama ama Türkiye'de çok da uyduğu kanaatinde değilim. %20-25 de çıkabiliyor bir anda, yani çok kısa bir sürede. Ama şu var, bizim borsamız da son birkaç aydır anlattığım, biraz önce ifade ettiğim risk unsurlarının fazlasıyla fiyatlandığı bir dönem yaşıyoruz. Bu nedenle çok ucuz mu bizim borsamız? Evet, çok ucuz. Hele yabancı para biriminden baktığınızda neredeyse bazı hisse senetleri 10-15 yıl önceye geri gelmiş. Ama ucuzluk tek başına yetmiyor. Borsa için bir hikaye lazım. Türkiye'nin de kendine ait yeni bir ekonomik ve siyasi hikaye yaratması gerekiyor ki bu düşüş trendi bitsin. Belli bir süre sonra bu yataya girecektir ama hemen toparlanır diyemiyorum. Onun için ekonomik anlamda bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Yani üstüne çok söylenecek bir şey yok ama hani ne kadar sürer mesela bu ayı piyasaları? Öyle bir şey yani gerçekten öyle bir yok. Hani yok böyle herhalde. Yani vardır muhtemelen. Bir ortalamadır ama yani hemen çıkan da olabilir. Evet, çok uzun sürede kalan olabilir. Yani %20 düştü, tam ayı piyasasına gitti. Bundan sonra hep düşecek anlamında öyle bir çıkarım da yapamıyorsun. Yani bazen ayı tuzağı da oluyor bunlar. Öyle terimler de var yani. Ama yani biz buradan çıkması da kolay. Daha aşağıya gidebilme olasılığı da var. Ama bizim şu şöyle bir yani avantaj olarak söylemeyeyim ama çok kısa vadede en önemli başlıkları atlatmaya yani birkaç haftalar kaldı işte. Bir seçim. Bir de S-400 meselesi, F-35 meselesi. O da dünyanın sonu olmayacak yani sonuçta S-400, F-35 konuları da. Bir türlü bir yerde bir halledilecek yani. Bunlar da atlatılacak ama vadeyle çok alakalıdır, zamanlamayla piyasalar çok alakalıdır. Onların da böyle artık dosyaların yavaş yavaş kapanacağı veyahut da çok zamana yayılacağı günler geliyor. O yüzden hani bu ayı piyasasının ne kadar devam edip edemeyeceğini kestiremiyorsun. Serkan Gündoğan sormuş. Dolardaki yükseliş S-400 fiyatlaması mı yoksa Merkez Bankası'nın normalleşme adımlarının da etkisi oldu mu demiş. Yani haftalık repoya geri döndü Merkez Bankası, bir de swap faizini düşürmüştü. Evet, Merkez Bankası sıkı para politikası uygulayacağını ifade ediyor. Fakat zaman zaman da sıkı para politikasını uygulamayacak önlemler alıyor. Dolayısıyla bu belki de krediyi genişletip büyüme yanlısı bir politika olarak nitelendirilebilir. Diğer yandan da risk primlerinin de etkisiyle dövizde yaşanan dalgalanmalar zaman zaman artabiliyor. İkisi bir araya gelmiş gibi görünüyor. Hem Merkez Bankası'nın biraz gevşemesi hem de üstüne üstlük bu S-400 meselesinin gündeme daha sıcak bir şekilde gelmiş olması. Cüneyt Sanal, merkez ne yapabilir bu ortamda demiş. Sami Yarkı da diyor ki piyasa tedbirlerine yenileri eklenir mi? TL'yi savunmak için daha başka neler yapılabilir demiş. Ya biraz evvel onu konuştuk işte. Yani çok böyle özelinde spesifik bir şey yapmaya gerek yok. Yani eğer yapılacaksa gerçekten bir paket halinde bir şey yapılıp onun arkasında durulması gerekiyor. Ama
Yani tek bir başlık yok zaten. S-400'den tut işte dünyanın hali, bizim zaten önceki fiyatlaması, seçim falan, bunların hepsi derken piyasalar bu noktaya geldi. Tabii borsanın önünde faiz gibi bir engel var. Yani bu kadar faizin olduğu yerde bakma, çok güzel bilançolar açıklayan şirketler de var hala bu ortamda. Yani ihracatı olan kurtarıyor, oradan daha fazla gelir elde ediyor. Ama insanlar artık ona bakmıyor zaten. Yani bir fiyatlama falan, değerleme diye bir şey yok. Fiyat hareketi var ve herkes onun peşine şu aşamada takılmış durumda. Bir yerde bu başlıklar geçtikten sonra, atlatıldıktan sonra belki 10 liralık kağıdı hisseyi insan ya ben neden 3'ten satmışım diye düşünebileceği noktaya gelecek. Ama işte dediğimiz gibi daha o psikolojiye henüz oturtmuş değiliz Türkiye'de. Maalesef şu 2-3 başlık tamamlandıktan sonra bir de yani olan senaryonun üstünde hava kötü olduğunda biz felakete bunu götürüyoruz. Yani S-400 elbette önemli, dedim biraz evvel, yani iki ülke arasında, Rusya ve ABD arasında kaldık diye, ama yani bir olasılık Trump'ın bunu veto etmeye yetkisi de var diye biliyorum. Yani kongreden tamam bu söylemler çok fazla geçiyor, şey yapalım. NATO bu kadar sert davranmıyor mesela. Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamalar o kadar çok böyle elzem değildi. Almanya da daha yumuşak geçiştiriyor şu an için açıklamaları. Ama biz bunu hani bir de Ağustos refleksinden dolayı, ABD ile ara kötü olduğunda Brunson'dan dolayı o TL dolara yansımıştı. Şimdi de oraya yansıyacak hep endişesini yaşıyor oluyoruz ama hani bir böyle bir nefes alıp bir görsek bakalım ne olacak diye, belki bu fiyatlamalar yeri geldiğinde geriye dönüp ne kadar mantıksız fiyatlamalar da diyebiliriz. Bir reklama gideceğiz sanıyorum. Birkaç dakikamız daha var mı? Reklama bir gidelim. Peki reklamdan sonra borsanın açılışına geri sayalım. Bu arada vadeli piyasalar %0,8 düşüşle yeni güne başladı. Bakalım BIST 100 endeksine yansıması nasıl olacak? Dolar TL'de 6.14.49'dan geçiyor şu saat itibariyle. Reklamdan sonra buluşalım. Borsanın açılışına geri sayıyoruz. Birazdan borsa açılacak. Vadeli piyasalar %0,8 eksideydi ama 0,2'ye düştü düşüş. Onu bir belirtelim vadeli tarafta. Borsada alım için doğru zaman mı, dip görüldü mü demiş Soner Arı sormuş. Esasında borsadaki bu fiyatlama oldukça makul yerlerde ama bugün alıp yarın ben para kazanacağım düşüncesinde olmamak gerekiyor. Bugünden biriktirmeye başlamak önemli. İyi seçilmiş hisse senetlerini bugünden biriktirmeye başlarsanız birkaç yıllık bir projeksiyonunuz olsa en az 2 yıllık para kazanırsınız. Reel sektör sıkıntıdayken borsadaki şirketlerin hisselerinin yükselmesini beklemek ne kadar mantıklı demiş Ahmet Bey soruyor. Bir Mustafa Aşkın'ın dediği paçal. Yani hayır, bu reel sektör tamam ama yani herkes bir değil ki yani sonuçta. Dün ben bir eve sineklik yaptırmak istedim. 2 cam için 1.000 lira para işte. Demek ki işi çok iyi adamın. Yani böyle bir işi almak istemiyorsa, yani bu kadar maliyet olacağını düşünmüyorum. Yani alt tarafı ne alacağının metresi falan belli. Yani borsanın özelinde de öyle düşün. Çok iyi şirketler de var. Bilançosu çok iyi getiri olan, yani ihracat yapıyordur. Bilmem ne, turizm canlıysa turizm. Belki fiyatlanmıştır, onu bilmiyorum. Yani değerlemesini bilmiyorum ama öyle şey görmemek lazım. Ama borsayı sürükleyen bankacılıktır. Evet, bankacılık sektöründe karlar daha önceki senelere göre daha düşük geldiği için onun negatif fiyatlaması da endekse yansıyor. Gökhan evet. Yener diyor ki İstanbul seçiminin tekrarına kadar bekle gör modu mu olacak demiş. Zaten hem bekle gör hem de biraz negatif fiyatlamayı piyasalar yapıyor. Bu sadece finansal piyasa açısından değil, reel sektörde de öyle. Hani sokağa çıktığınızda ilk önce işte seçim geçsin dendi, sonra İstanbul seçimi geçsin dendi. Şimdi muhtemelen bayram geçsin görelime doğru dönmeye başlıyor. Belki biz buradaki algıyı biraz da yönetmemiz lazım. Hem çalışanlar, hem işveren, hem hükümet olarak. Çünkü nakit dengesizlikleri var ülkede. Nakit dönmediği takdirde piyasalar iyi şey, sektörler iyi olsa da nakit eksikliği nedeniyle problem yaşamaya başlıyor. Sezgin Mutlu sormuş bu arada. Önümüzdeki süreçte dolar artarsa Merkez Bankası faiz artırımına gider mi? Orada ben alakasız bir şey söyleyeyim ya. Ben sinekliği yaptırmadım ya. 1.000 liraya o piyasa kalmasın yani. Ya demek istediğim oydu yani. Öyle bir şey mi olur diye. Kendin yaparsın. Merkez Bankası dolar artarsa. Yani momentuma bağlı tabii ki. Yoksa her dolar artıyor diye enflasyonu etki edeceğini görürse Merkez Bankası da ona göre konumlanır. Borsa evet. Açıldı bu arada. Yani yatay diyebileceğimiz bir açılış aslında. %0,17'lik bir düşüşle yeni gün başladı. 83.500'lerdeyiz BIST 100 tarafında. Dolar da 6.13'ten geçiyor şu saat itibariyle. Biz NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'la birlikte bu sabah ekonomist Mustafa Aşkın'ı konuk ettik. Teşekkür ediyoruz. Soru ve yorumlarla katkıları için izleyicilerimize de teşekkürler. Bize yazmaya devam edin. Şimdilik hoşçakalın.